Biz maalesef kadın kadının yurdudur cümlesini oturtmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki biz birbirimize önce iyi davranalım ki kadına şiddeti konuşamıyor olalım. Biz diyelim ki biz birbirimize iyi davranırken kimse bize zarar veremez diyebilelim. Evet. Fakat maalesef özellikle sosyal medyanın da çoğalması ve yorum yazabilme özgürlüğünün herkeste saygı sınırını aşacak dereceye gelmiş olması biraz üzücü bir yere gitti. Öyle hep o. Ve olacak da öyle. Kadınlara en büyük yazıları kadınlar yazar oldu. Öyle. Sen de hep çok güzel, alımlı, başarılı. Şimdi köşe yazısı yazıyorsun, şahane. Kitaplar çok eğlenceli, şahane. İşte filmde oynuyorsun, en iyi kadın ödülü alıyorsun. Çok iyi yönetmenlerle çalışıyorsun. Hayranı olduğun Tarık Akan. Bayılıyorsun Tarık Akan'a gençliğinde ve onunla başrolü oynuyorsun. Herkesin kolay sindirebileceği bir kariyer ve güzellik değil aslında baktığımızda. Burada gerçekten öyle mi oldu? Yine en büyük şiddet kadınlardan mı geldi sana? Sevgiyle sarmalandığını hissettin mi kadınlar tarafından? Kıskanıldığımı biliyorum. Bazı konularda engel olunduğumu da biliyorum. Bunların kimler olduğunu da biliyorum. Tabii yani günün birinde hayatımla ve işte sektörle ilgili bir kitap yazdığımda onların isimlerini değiştirebilirim. Ama içimde çok tutarak bu dünyadan gitmeyi de çok düşünmüyorum Ceyda. Bence tutmamalısın da zaten. Yani çünkü onlar yaparken çok mutlulardı engelledim diye. Yani anlayana, çünkü kimseden hiçbir şey beklemiyorum. Ben bunları yazabildiğim zaman o gün, her ne günse o gün, birileri de rahatsız olsun. O sıralar ben de rahatsız olmuştum çünkü. Peki sana yapılandan sonra içine su serpecek şeyler görebildin mi bari en azından? Yaptı ama ilahi adalet de bunu gördü dediğin şeyler yaşayabildin mi? O da biraz rahatlatıyor bazen. Kinci değilim ama bazen yani gördüğüm, duyduğum ve bildiğim zaman da evet o senin dediğin noktaya gelebiliyorum. Galiba yani ilahi adalet evet çalışıyor. Yani zaten çalışıyor da biz göremeyebiliyoruz. Yani onu görebildim diyorum evet. Filmlerden kazandıklarını hep albümlerine yatırmışsın. Evet tabii bu iş başka türlü olmuyor, dönmüyordu. O sıralarda o kadar cömert değildi sektör. Ama bir albümün var ki filmden kazandığın parayla yaptığın. Evet ilk albümüm. İçine sinmediği için. Ha o önce. Neden? O bana yapılmıştı. Ben ona herhangi bir... yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Bir bütçesel bir şey yoktu. O bana yapılmıştı. Tamam. Yani prodüktörümdü. Tamam. Atilla Özdemiroğlu. Ama içime sinmedi. Evet onu maalesef... Ve ne dedin? Ben istemiyorum bu albümü. Bunun bu şekilde çıkmasını istemiyorum dedim ve Atilla da beni anladı. Ne kadar müzisyen güzel. Olduğu için anladı. Sadece prodüktör olsaydı anlamayabilirdi. Peki o albümden şimdi okumak istediğin, şimdi bilginle, birikiminle okumak istediğin bir şeyler olur muydu? Geçen gün hatta dinledim, o günlere gittim. Böyle enteresan şarkılar vardı ama o günün duygusu başka, bugünün duygusu başka. Yani yeni şeyler söylemek lazım, daha başka şeyler söylemek lazım. Bir de ben bir söz şeyiyim, ne diyeyim ben sana. Söz benim için o kadar önemli ki. Her yaşta söyleyeceğin sözün bir yeri olmalı. Yani küçücük bir kıza yazılmış gibi bir şarkıyı bu yaşta söyleyemezsin. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet ama sen ama bunları şimdi... yapan arkadaşlarımız da var. Evet. Ama sen yani, şimdi Kara Sevda'yı bambaşka bir söylersin. Bambaşka söylüyorum sahnede falan. Mesela, hepsini söylüyorum. Onlar değişik zamanlardaki hitlerde onları tabii ki söylüyorum. Çünkü beni dinlemeye, izlemeye gelenler onları zaten bekliyor. Ama şimdi yeni bir şarkı yapmaya kalktığım zaman sözleri çok önemli olur benim için. Evet. Yani ben sana hayran, sen cama tırman anlatabiliyor muyum? Yani iyi... İkide bir de böyle yabancı kelimeler kullanıyorum. Aslında çok sinir olurum bunu yapanlara. Niye bunu yapıyorum bilmiyorum. Hani bütün hayatını onu yayanlar vardır ya. Vallahi öylesi değilim. Hani tamamını izlediğinde ben keşke onu öyle demeseydim falan diyeceğim biliyorum çünkü. Oluyor, hep oluyor. Ha, o yüzden yine bir tane daha söyleyecektim. Ondan vazgeçtim. Bak, neyse tamam. Önden durdurdun. Önden durdurdun kendini. Özrümü önden vermiş oldum. İstanbul'da öz eleştirimi. Şahane. İstanbul'da yakında konser var mı?
Olacak. Şimdi tarihler belirleniyor. Tamam. Sonbaharda artık tamam yani. Önümüzdeki günlerde söyleşi var. İmza günlerim oluyor benim. Kitapla birlikte değil mi? Hatta sosyal medya hesabının hepsini paylaşıyorsun. Tabii tabii hepsini paylaşıyorum. Evet. Bir konsere koşarak gelmek istiyorum ama bu kitabı gerçekten nefes almak için, bol bol gülmek için almanızı sevgiyle tavsiye ediyorum. Bir tane fotoğraf istemiştik senden. Anıtkabir resmini bulurlar mı acaba demiştim. Annem, ben. Tamam. Buldular mı bakalım arkadaşlarım? Hı. Evet, buldular. Bulmuşlar mı? Ah, işte bu. Ben bu resmi çok seviyorum. Ne kadar güzel. Ne tatlı değil mi? Çok tatlı. İnanmıyorum, çok güzel. Bunu renklendirmişler. Bu siyah beyaz bir resim. Renklendirmişler bunu. İşte seni sen yapan. Evet, ama o sıralarda bayağı küçüğüm ben, ama bakar mısın atkım, çantam, duruşum filan, bakar mısın? Bu gene bir havalı, bir arka. Yani öyle durmayı nereden biliyorum? Pardon, ben bunu 35 yaşımda öğrendim, bir ayak öldürdüğü arkada. Hayır, ben seni nasıl çok bir tatlı. Şey, inanamıyorum yani. Çok eller, tatlı. Poz, çanta. Bakar mısın yani kafanın hafif eğimi falan filan. Ama bu annenin de dirseğinden tutması. Evet. Ben buradayım. Babanın annem sizden mi beni tutmuş? Dirseğine doğru böyle elini koymuş. Anneme de bak. O üstünde kırmızılıydı o tabii renklendirirken. Ona dikkat etmemiş. Annem babanın çok uyumluydu. Çok uyumlu giyinirdi. Belli. Babam da şey gibi, Dedektif Nick. Evet, bayağı. Böyle bir çizgi roman kahramanı vardı. Dedektif Nick derlerdi. Gözlüğü falan, evet. Pardesüsü falan. Evet, tam evet, yani dedektif. Evet. Tabii ki dakikalarımızı açtık gittik. Tabii ne ki güzel. Yetmedi. Tabii yetmez. Bana kalsa 3 program daha böyle o kadar soracağım sorular var ki sana.